3 Nisan kutlu olsun. Seni küçükler övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok, çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Şuraya bak, yüzü de şarkı söylüyor ya. Senin küçükler övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Tekrar. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Kitapsız, tebrik ediyorum. Çok iyi öttün. Bence de güzel öttün ha. Şşş oğlum, çok pısırttın lan. Elbet sıra bize de gelecek. Ne olacak lan size sıra gelince? He? Bir de kuyruğum oğlum bu. Senin var ya seni. Allah yarattı demem, kafanı burada kopartırım seni. Sakaryalı dur. Tamam. Arkadaş hasır ötmeye alışmışken bırak da şenlensin ortam. Bize de neşe versin biraz. Vallahi bu kitap söktükçe benim için böyle kıpır kıpır oluyor. Ayşegül Hanım, sizden bir imza alacağım şuraya. Nedir bu? Aylık raporlar efendim. Şundan bir yudum alabilir miyim? Dilim tamam kurudu da. Sana yağmurlu havada su yok lan. Bir yudum sadece. Tamam, bırak içsin. Ya bırak Ayşegül, içmesin ya. Tamam tamam, bırak. Çok büyük bayram, bu bayram herkese kutlu. Anlat bakalım. Nerede saklanıyor senin bu neşet ve diğerleri? Hı? Ne bileyim ben. Herhalde girmişlerdir bir deliğe. Yok ya. Ben bunu döveceğim galiba. Elimde değil, çünkü nefsim çekiyor. Kardeşim tamam, tamam. Sakin. Seni öldürürüm. Sakin. Lan! Çek! Yapma! Lan yapma! Çek şunu! Doktoru çağırın çabuk, hadi! Hadi sakın! Çabuk Carlos! Çabuk ol! Çabuk! Herif gırtlağını kesti! Yapma! 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 Geç şöyle. Yat yere. Ne yapıyorsunuz siz? Durun, ne yapıyorsunuz siz? Geçin şöyle. Ne yapıyorsunuz? Susun. Geri çekin. Onlar çok öldürdü seni. Sakin ol. İnsan. Tamam sakin ol. Kimse kıpırdamaz. Geri çekin. Geri çekin dedim. Çocukları götürün. Çocukları nereye götürüyorsunuz? Ne istiyorsunuz siz zaten? Geri çekin dedim. Dur. Geri çekin. Kıkan. Şöyle. Burada var. Baba. Yürü. Baban sorun yoksa. Geri çekin. Kemal dur. Kemal be. Kemal. Yaklaşma. Kemal. Geri çekin onu. Seni. Tamam sakin. Geri çekin. Geri çekin. Hayır. Bırakın çocukları. Kıkan. Ambulans geldi, dışarıda bekliyor. Hadi çabuk çıkartın şunu, hadi çabuk. Gerçekten siz de gidin bununla. Nereye götürdün? Geri çekil öldürün. Anne kurtar beni. Geç şimdi geç.
Bırakın çocukları! İnsan! Hadi bir araba! Yaklaşma! Hadi gidelim! İnsan! Karol! Yaklaşma! İnsan! Yaklaşma! Yaklaşma dedim! Yaklaşma! Yürü! Yürü hadi! İnsan! İnsan! Şemal dur! Şemal! Acil destek, sıkı farkındayız. Silahlı çatışma var burada. Hemen yardım edin. Çocukları kaçırıyorlar. İnsan yok. Ya, tamam. Şeyler yapacağım. Cemal, tamam. Ya kim verdi ki buna o bardağı? Ya ne bilelim, bir an vicdan yaptım işte. Aman. Boş ver ya, en fazla geberir gider. Aynen öyle abi ya. Kitapsa mı üzüleceğiz bu saatten sonra? Gebersin. Biz kelepçeleyecektik abi o herifi. Böyle gönderdik herifi. Efendim? Ne? Nerede? Tamam, hemen geliyoruz. Akif, hemen çıkmamız lazım. Nereye? Hayırdır? Yürü anlatırım. Nereye ya? Biz de geleydik. Siz kalın. Bir şey olursa çağırırız biz. Ya hayır mıdır? Bir şey söyleyediniz ya. Allah Allah. Allah Allah. Tamam doktor bey, konuşuyorum ben şimdi. Doktor bey, durumu nasıl görünüyor? Elimizden geleni yapacağız, merak etmeyin. Bakın, bu herhangi biri değil. Çok önemli biri. Anlıyorsunuz değil mi? Tamam, müsaade edin de o zaman işimizi yapalım. Susun lan, susun! Kafamı be! Sizi mi dinleyeceğiz bütün gün? Ağlamayın lan! Ağlayanlar bir tane annesinin de babasını göremez o kadar! Duydunuz lan beni! Lan daha çok var mı gideceğimiz yola? Geldik sayılır abi. Hadi! Teker teker edin bakalım. Kesin ağlamayın. Lan kime diyorum, ağlamayın, zırlamayın da kesin bakayım. Ağlamayın. Geç bakalım. Geç. Geç. Geç çabuk. Hadi. İçeriye gidiyoruz çabuk. Geç. Yakalayın lan şu çocuğu. Tutun. O çocuk önemli. Sakın bir zarar gelmesin. Koş. Koş lan koş. Ben de bunları içeri al. Hadi geç, geç. Koş hadi koş. Amca! Amca kurtar beni. Adam
Hayırdır kızım? Kim geliyor? Kötü adamlar. Peşimdeler. Beni kaçırdılar. Kızım hangi adamlar? Kimse yok ki burada. Orada. Kızım neredesin? Her yerde seni arıyorum. Kimsiniz siz? Merak etmeyin, ben babasıyım. Yalan söylüyorlar. Babam falan değil o benim. Tamam. Kimliğinizi göreyim o zaman. Bırak beni. Çocuğu. Bırak. Eşkıyalar bırakın kızı. Bırak. Yardım edin. Bir şey bulabildiniz mi? İki polis yaralı. Adamlardan da biri ölmüş. Kimliğini tespit etmeye çalışıyoruz. Ailelerle konuştunuz mu? Arkadaşlar konuşuyor. Tamam, teşekkürler. Olay nasıl oldu abi? Birden çıktılar. Silahlıydılar. Ne olup bittiğini bile anlamadık. Geçmiş olsun. Arkadaşlar sizin elinizde. Geçmiş olsun. Tamam hayatım. Polisler gerekeni yapacaklar. Bulacaklar kızımızı. Siz saldırganları daha önce hiç görmüş müydünüz? Hayır, nerede göreceğim? Anlaşıldı. Yalnız benim kızım şeker hastası. İnsülin kullanması lazım. Yoksa hayatı tehlikeye girer. Yanında ilacı var mıydı? Hayır, nerede kaldı? Bizlik bir şey yok gibi sanki. Bilmiyorum ki. Ona yakın çocuğu niye kaçırır ki insan? Hadi birini kaçırsa basit bir şey dersin. Ama bu bir acayip. Haklısın. Ne yapacağız peki? Leyla'ya bir söyle bakalım. Kaçırılan bütün çocukların anne ve babalarını araştırsın. Var mı bakalım içlerinde ilginç bir karakter? Tamam, arıyorum şimdi. Hasta mısın? İyiyim var senin. Ben şeker hastasıyım. İlaç almam lazım. Bir şey olmaz. Az daha sık dişini. Bütün çocukları araştır. Hepsini tek tek. Tamam? Bir şey bulursan haber ver bana. Hepsini Leyla bakacak hepsine. İyi. Efendim? Akif Emir'le mi görüşüyorum? Evet benim. Kaçırılan çocuklar elimizde. Söyleyeceklerimi iyi dinle. Ne istiyorsunuz? 2 saat içinde vereceğim adrese hemen 500 bin lira getireceksiniz. O kadar parayı 2 saatte bulamayız. Biraz daha zaman ver. 2 saat dedim. Eğer yerimizi bulmaya kalkarsanız ya da parayı geciktirirseniz... Çocukların cesetlerini ailelerine siz teslim edersiniz. Artık gerisini siz düşünün. Ne oldu bir şeyler? Tamam. Tamam. İnsan hayatını paraya feda etmeyiz. Dediğini yapacağız. Parayı getireceğiz. Sizin bileceğiniz iş. İsterseniz getirmeyin. Abi. Küçük bir sıkıntı var. Ne oldu? Şu kız. Nisan. Hasta galiba. Abi iyi görünmüyor. Korkudandır o. Biraz korktu ya, geçer birazdan. Bu kız bize lazım değil mi abi? Ya bir şey olursa? O zaman biteriz. Dur bakalım, bakacağız bir çaresine. Thank you.
Tebrikler beyler. Bütün haber bültenleri sizi konuşuyor. Akif'i aradınız mı? Aradım. Parayı istedim. İyi yaptın. Onlar para için kaçırdığımızı sansınlar. Biz de işimize bakalım. Az önce aradılar. Çocuklar için 500 bin lira istediler. Ama bizim o kadar paramız yok ki. Merak etmeyin. Parayı biz ayarlayacağız. Sizin tek yapmanız gereken sakin kalmak ve basınla asla konuşmamak. Alo? Alo Cahit Bey. Sizinle önemli bir şey konuşacağım. Müsait değilseniz müsait olabileceğiniz bir yere gidin. Pardon, siz kimsiniz? Cahit Bey, siz dediğimi yapın. Bakın hanımefendi. Şu an çok hayati bir durumun ortasındayım. Bankadan mı arıyorsunuz, nereden arıyorsunuz bilmiyorum ama lütfen sonra arayın. Kızımla ilgili bir durum var. Ben de onun için aradım. Kızınızla ilgili. Madem müsait değilsiniz sonra arayın. Durun durun. Lütfen bir dakika müsaade edin. Kızım sizin elinizde mi? Evet. Şu an ona bakıyorum. Bakın kızım şeker hastası. Lütfen ona bir şey olmasın. Bu benden çok size bağlı Cahit Bey. Söyleyin. Ne isterseniz yaparım. Lütfen kızıma dokunmayın. Öncelikle parktaki o iki polisi. Sizinle konuşan Akif ve Ayşegül'ü bu işe karıştırmayacaksınız. Tamam. Sorun değil. Yalnız birileri arayıp para istemiş. Siz misiniz o? Siz bunları düşünmeyin. Siz sadece bana odaklanın. Tamam. Ne istiyorsunuz? Siz savunma konularında uzman bir mühendissiniz. Özellikle uçaklar. Sizden F-16'larımız hakkında küçük, minik bir düzeltme yapmanızı isteyeceğim. Nasıl yani? Detayları buraya gelince konuşuruz. Bakın ben bu teklifi sevmedim. Tam olarak ne yapmamı istiyorsunuz? Kusura bakmayın, gitmem lazım. Burada küçük hasta bir kız var. Onunla ilgileneceğim. Elimden geldiği kadar artık. İnşallah ufaklığa bir şey olmaz. Belki de olur. Kim bilir? Dur, dur. Ne olur kapatmayın. Tamam. Ne isterseniz yapacağım. Güzel. Geleceğiniz yeri söyleyeceğim. Benden haber bekleyin. Unutmayın. Polis karışırsa kızın ölür. Gözüm üzerinizde. Tamam. Bu polis yok. Şehnaz Hanım. Bu kız gitgide kötü oluyor. Ya bu kız bayılmak üzere. Allah kahretsin, bir şey yapmamız lazım. Doktor çağıralım mı? Yok, git polis çağır. Gerizekalı. Ver şu kızı bana. Gel canım. Gel bakalım, korkma. Efendim? Evet. Ha. Tamam, takip alın hemen. O kimdi? Kızlar işte. Rahat bırakmıyorlar. İlla görüşelim. Çok özledim. Yani niye aramıyorsun falan filan işte. Ne vuruyorsun ya? Şaka yapıyoruz. Yapma. Zaten ben de şaka yapıyorum. Tamam. Derdim hava atmak değil. Gönlümdekine gönülden tepki olacak mı? Onu yoklamak derdim. Bizim gönlümüzün kimde olduğunu cümle alem bilir. Ya kimdeymiş? Ya lisede biri vardı. Adı neydi ya? Serseri. Ya bir dakika. Şakadan da anlamıyorsun ya. Ne öyle? Kızlar arıyormuş da yok bilmem neymiş de. Allah Allah. Neden bu kadar dert ettin bunu? Açıkça söylesen de biz de anlasak. Ha? Senin derdini pekala biliyorum ama senin havana uymayacağım. Aslında hayır derken evet dediğini herkes anlıyor. Anlamadık sanma.
nasıl? Kesik derindi ama dikmeyi başardık. Yaşayacak. Bir iki gün iyi bakılması ve kontrol edilmesi lazım. Çalıştığımız yerde doktor var. Götürebilir miyiz? Geceyi burada geçirse daha iyi olur. Tamam doktor bey. Siz ne derseniz o olsun. Bak, bu adamın burada can güvenliği yok. Ya öldürmeye kalkarlarsa ya da kaçırmaya. Korkuyorsan söyle, başka birini çağıralım. Selam. Olanları duydum ya, yaralamış kendini manyak. Durumu nasıl? Bu gece burada kalacakmış. Anladım. Konuşamaz yani. Şu an adını bile söyleyemez. Sanki kendine gelince bildiği her şeyi anlatacak da. Bir şey söyleyeyim mi size? Bu adam dışarıda daha faydalı oluyordu. Ne yapalım yani? Bırakalım gitsin mi? Yok canım, öyle bir şey demedim. Ama hastaneden kaçırabilirler. Ne? Ne diyorsun be Çetin? Sen diyorum. Kaçırabilirsin. Saçmalama. Cansu'nun polis olduğunu biliyorlar artık. Bir yolunu bulur bence Cansu. Tekrar inandırabilir. Sen delirmişsin. Bana bak. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ya! Saçmalamayın, bir durun. Hastanedeyiz. Kendinize gelin. İstanbul göbeğindeki bir parktan kaçırılan çocuklar hakkındaki araştırmalar derinleşerek devam ediyor sayın seyirciler. Şimdi elleriniz kırılsın. Ne istediniz çocuklardan? Pardon. Çok affedersiniz. Kızım çok hasta. Acil insülin gerekiyor. Bakın, bu kızın çok acil hastaneye gitmesi lazım. Yanlış yere getirdiniz. Rica ediyorum. İnsülin verin ne olur. Reçete olmadan veremem. Az ileride hastane var. Oraya götürün. Bakın. Ne kadar isterseniz veririm. Tamam mı? İsterseniz kartımı da vereyim. Halledelim burada. Tamam. Para filan istemez. Bu seferlik tek bir doz vereceğim. Lütfen kolunu açar mısınız? Kaçırılan kızlardan Nisan Akgün'ün annesi Şevval Hanım yanımızda. Neler söylemek istersiniz? Türk halkına sesleniyorum. Kızım şeker hastası. İlaç alması lazım. Görenlerin duyanların insanlık namına polise haber vermelerini rica ediyorum. Sayın seyirciler, olayla ilgili gelişmeler oldu. Sakın. Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bana bak. Sen Cansu'yu resmen ölüme gönderiyorsun. Senin gibi korkaklar anlamaz. Siz sadece çocuklar gibi ateş etmeyi bilirsiniz. Yapabilir bu işi. Yapamaz. Arkadaşlar. Farkındaysanız ben de buradayım. Yokmuş gibi duruyorum ha. Müsaade edin de ben karar vereyim. Cansu, bak bu çok tehlikeli. Hatta budalaca. Sorun değil. Halledebilirim. İşte bu. Cansu bu. Cansu. Hayatın hatasını yapıyorsun bak. Belki de. Ama değer. Veşet şu an hangi hain planın peşinde biliyor musun? Ya. Ben orada olsaydım biliyor olacaktık. Bu çok riskli. O yüzden yapacağım zaten. Tamam mı? Evet. Birkaç dakika içinde toparlar. Bana ne yapacaksınız? Şimdi seni bıraksam, itfaiye dahil her yeri ararsın. Söz veriyorum. Hiçbir yeri aramayacağım. Size güvenmek isterim. Güvenebilirsiniz. Gerçekten. Söz veriyorum. Polisi filan kimseyi aramayacağım. Hı.
Merhaba. Kimse yok mu? Bakar mısınız lütfen? Yardım edin lütfen. Aman Allah'ım. Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Polisi ara. Kaçırılan kız. Nisan. Kim? Ara hadi. Paranızı hazırladık. Nereye istiyorsanız getirelim. Yeter ki çocuklara dokunmayın. Parayı size tarif edeceğim çöp konteynerine bırakacaksınız. Paraların içinde bir vericin ya da etrafta birini görürsem... Çocukların cesedini tek tek gönderirim. Merak etme, verici falan yok. Kontrol edersin. Tamam o zaman. Parayı Sancaktepe'ye getireceksiniz. Tam adresi sonra vereceğim. Dümen bu reis. Bu heriflerin amacı başka. Kaçırılan çocukların ailelerini araştırdı. Ne buldun? Reis bu F-16... Aslan Bey, az önce bir haber geldi. Bir eczanede silahlı saldırı olmuş. Kadının biri şeker hastası bir kızla eczaneye gitmiş. Tarih Şehnaz'a tam uyuyor. Nisan, Cahit'in kızı. Ne yapalım o zaman reisim? Sebo Balta, Sakaryalı. Hemen siz eczaneye gidin. Tamam reis. Akif, siz de paraları alıp adamlarla buluşun. Emredersin reis. Ayşe Bilal. Az daha başımız belaya giriyor. Bir aksilik yok değil mi? Şimdilik hallettim. Ama elimizi çabuk tutsak iyi olur. Bu kız kim? Mühendisin kızı. İstediğimizi yaptırmak için elimizde tutuyoruz. Ekip çocukların para için kaçırıldığını sanıyor. Güzel. Kimse senden şüphelenmeyecek yani. Mühendis buraya geldiğinde ondan küçük bir ricada bulunacağız. Bizim için Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların düşman tanımlamasını değiştirecek. Ne işimize yarayacak bu? Diyelim ki Suriye, Türkiye'de büyük bir eylem gerçekleştirdi. Bir kamyon dolusu patlayıcı İstanbul'un göbeğinde patladı. Tabii bunu yaparken de tersi dostlar yardımcı olacaktı. Türkiye çok da gerçekten Suriye yaptı sanırım. Ne yapacak? İlk tepki olarak Türk jetleri Suriye sınırındaki hedefleri vuracak. İyi de bu bizim işimize gelir mi? Ama biz F-16'ların yazılımlarını değiştirmiş olacağımızdan İran ve Suriye jetleri Türk uçaklarının önünü kestiğinde Türk jetleri ateş etmeyecek. Nasıl olur? Uçağın içinde dost ve düşman tanıma sistemi var. Eğer bir düşman uçağını dost uçağı gibi tanımlarsanız, istediğiniz kadar ateş etmeye çalışın, uçak ateş etmeyecektir. O zaman Türk jetleri sinek gibi avlanır. Maalesef. Uçaklar düşünce Türkiye daha sert bir karşılık vermek zorunda kalacak. Sonra olaylar gelişir. Peki acem dostlarımızın bu plandan haberi var mı? Bu onların planı zaten. Daha doğrusu
ortak geliyor. Ben mühendisi almaya çıkıyorum o zaman. Tamam. Hadi git getir adamı. Hemen başlayalım. Onu hemen laboratuvara götürün. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nedir durum? Maalesef eczacı kadın öldürülmüş. Yapma be. Allah rahmet eylesin. Nasıl öldürülmüş peki birader? Vurulmuş abi. Kız şeker hastasıydı değil mi? Evet abi, şeker hastasıydı. Kız şeker komasına girdi. Hastaneye götürmek lazım. Götüremiyorsun. Ne yapacaksın? En yakın eczaneye götürmen lazım. Adamın içinden resmen cinayet masası dedektifi çıktı arkadaş. Ağlar. Bunlar yakınlarda bir yerlerde. Ben size söyleyeyim. Çıkıp dağılalım, her yere bakalım o zaman abi. Öyle yapacağız. Tamam, ben sağdan gideceğim. Tamam. Aşağısı ben. Tamam, soldan da ben gidiyorum. Hadi bismillah. Akif, neredeyiz biz, söyler misin? Türkiye'deyiz galiba. İstanbul burası. Bak, hiç espri falan kaldıracak durumda değilim. Paralarım inan ki. Ne yapıyoruz burada ya? Benim arabanın sağ arka far bozulmuş. Bakayım çıkma falan varsa bir tane ayarlayacağım. Çocuklar kaçırıldı Akif. Hatırlatayım istersen. Kime diyorum ben? Allah'ım, delirtecek bu adam beni ya. İnadın. Akif, eğer burada ne yaptığımızı bana anlatmazsan şuradan şuraya gitmem ona göre. Ya adamlar başka adres vermedi mi? Ne yapıyoruz ki burada? Akif abi. Heh. Abi haklıymışsın. Para istemeler falan yalan. Adamlar fidye için kaçırmadı çocukları. Cahit'in kızını kaçırıp Cahit'e şantaj yapmak istediler. Var ya, ben biliyorum bu işi. Biliyorum. Nasıl ya? Neden Cahit peki? Adam mühendis. Savunma sistemleri geliştiriyor. Bayağı önemli adam anlayacağım. Adam burada mı yani? Evet abi. Karısıyla buraya geldi. Aslansın sen. Aslan, aslan. Alacağın olsun Akif. Hadi gidelim. Sen de karargaha geç. Tamam abi. Kolay gelsin. Hadi. Bana bakın. Parayı alıp bunları bırakacağız, tamam mı? Başka bir gümbürtü istemiyorum. Para bizde kalacak zaten. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Eyvallah abi. Çocuklar tamam mı? Hepsi tamam abi. İyi. Hadi gidebiliriz artık. Ağlar. Adamları buldum, hemen sümbül sokağa gelin çabuk. Hadi. Bekle, gelin. Hadi tamam. Geç geç geç. Geç dedim. Geç. Abini de. Ya bir rahat durun. Bacak kadar çocuklara sahip çıkamadınız. Git getir şunu, git. Tamam abi, ben git tamam. Getiririm. Boş hadi. Tamam oğlum, tamam. Sakın korkma. Ben senin babanın arkadaşıyım. Sizi kurtarmaya geldim, tamam mı? Tamam, güzel. Aferin oğluma. Tamam, köşeye. Sen şimdi şurada saklan, tamam mı? Aferin, sessiz ol. Minik. Neredesin? Kurtulacak kızımız.
Merak etme. Sakin ol. Bu işin de altından çıktı kadın ya. Sakaryalı, ne yaptınız? Akif abi, çocukların yerini bulduk. İnşallah birazdan ayıklıyoruz abileri. Güzel. Tamam, biz de diğer kızı bulduk. Dikkatli ol. Eyvallah abi. Ne olmuş? Diğer tarafta tamam. Yok. Abi sen çık. Biz başka araçla geleceğiz. Nereye kayboldu bu adamlar? Gidin bakın şu adama. Kımıldamayın lan! Yoksa öldürürüm arkadaşınızı! Arkadaşınız derken? Bu adam arkadaşınız değil mi? Yo, bugün ilk defa gördüm ben onu. Ayrıca ölürse ölsün. Ya nereye gittiniz ya? Bir saattir sizi bekliyorum ben burada. Ya tamam işte da. Allah'ım. Kaybolmam oldum valla. Adam çatışmada bile gırtlağını düşünüyor ya. Anne! Anne! Nisan! Şevval dur! Anne! Sakın gelme. Sakin ol. Anne, baba. Tamam,